Teşekkür ederim. Ben Mustafa Bey ile devam etmek isterim. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ben o elektriği kesilen 4 milyon aileyle bir duygudaşlık, bir paydaşlık kurmak istiyorum diyor. Bu eylemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de diyor ki yani öyle bir sistem var ki zengin gitgide daha da zengin oluyor. Yani ülke zenginleşmiyor. Zengin olan gitgide daha zengin oluyor. Fakir de gitgide fakirleşiyor. %400 zam geldi diyor elektriğe. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu arada eşimle bir hafta karanlıkta kalacağız demiş Sayın Kılıçdaroğlu. Demek ki bir hafta sürecek olan bir eylem bu. Buyurun Mustafa Bey. Ben de tabii Kemal Bey'in yapmış olduğu bu eylemi beni çok yerlere götürüyor. Soyadını aldığım ilçede, nahiye o zaman, bir jeneratörle elektrik veriliyor. Saat 11'de kapanıyor. O zorluğun ne kadar bir zor olduğunu, bir öğrencinin dersini çalışması, bir ev hanımının işini yapması zor. O günleri hatırladım. Bir de teknik üniversitedeki öğrencilik yıllarımı hatırladım. Bir öğrenciler de o zaman o günün gündemdeki konularına göre eylemler oldu. O zaman sizde bir paydaşlık, bir duygudaşlık. Yok, şöyle hafızayı biraz tazelediğinizde kendi kişisel hafızanıza dair bir duygudaşlık şimdi, kurdunuz ama eyleme dair değil. Şimdi onları hatırlayınca şimdi Kemal Bey Türkiye Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı. Yani en önemli ana muhalefet, çok önemli onun genel başkanı. Akla şu geliyor. Burada bu eylem yerine mesela mecliste bu konuyla ilgili mesela soruyorum ben de buradan Kemal Bey'e ve arkadaşlarına, belki buradaki değerli konuşmacılar, katılımcılar biliyorsa, mecliste bu yönde bir kanun teklifi, bu yönde bir düzenleme veya bir araştırma önergesi verilmiş mi? Yani hemen şimdi soralım, verilmiş miydi öyle alakalı? Mesela, yani 83 tane Türkiye'de son dönemindeki yaşanan sorunlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grubu 83 tane araştırma ve soru önergesi araştırma verdi. Araştırma değil de bir kanun teklifi. Mesela sizin o %400'lük artışın kaynağı. Burada bir de Kemal Bey'in eyleminde, ben burada sizin bu stüdyoda izlerken kafam karıştı. Neden? Burada o elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşlarla bağını kuvvetlendirmek için mi yapıyor? Yoksa bu işin üreticisini yapan firmanın da ismini veren firmaya karşı mı yapıyor? O biraz karıştı açıklamayla. İşte bütün ihaleleri almış diyor. Ya bütün ihaleler Türkiye... O özelleştirmeyi eleştiriyor bir taraftan. Türkiye bir hukuk devleti yani nasıl oluyor? Bir kimsenin nasıl, bunun nasıl alınacağı, ne yapılacağı belli. Bunun kanunu belli, yönetmeliği belli. Ya gel ben sana şu özelleştirmeyi veriyorum diye bir ülkede yaşamıyoruz çok şükür bu yönde. Yani burada o zaman işi şeye kaydırınca firmaya kafam oradan bir karıştı. Onun haricinde bir soru daha aklıma geldi. Şimdi mesela elektriği ödeyemeyenler var. Suyu kesilenler yok mu mesela? Acaba şu çok merak ettim. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden suyu kesilen hiçbir vatandaş yok mu? Eğer yoksa da buradan açık söylüyorum. Bundan sonra suyu kesilmediği için nasıl olsa genel başkan bizden taraf, belediyelerde burada ters düşmezler. Hiçbiri suyu yatırmayacak. Nasıl olsa bizim su kesilmeyecek diyecek. Yani bunun sonu yok. Toplulaşıma zam yapıldı. Tamam ben artık toplulaşıma da binmeyeceğim. Evimden çıkmayayım, işe gitmeyeceğim. Burada şunu yapmak lazım. Hani mecliste de bulunmuş bir kişi olarak çözüm üretmek lazım. Şimdi 84 milyon bizden çözüm bekliyor. Bizi çok dikkatli izliyor. Ağzımızdan çıkan bir kelime önemli. Ya ben vatandaşın bu işte söylenen rakamları bilmiyorum. Yani onu bakanlıktan ilgili kurumlardan test etmek lazım ama illaki bir elektriği kesilmiş insanlar var. Ya bu iyi bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Peki bu şekilde devam mı edecek? Şimdi ana muhalefet partisinin genel başkanı bir hafta bile evinde 12 saat karanlıkta çalışmalarını aksatacak, hanımefendinin işler engellenecek. Halbuki siz iktidar olursanız ben bunları halledeceğim diyorsunuz. Buradan bir enerji ve bir şey performans kaybı oluyor. Sonuçta buradan çok keskin net sonuç çıkarmak lazım. Bu rakamın gerçek %400 mü hakikaten? Buna bakmak lazım. Bu neden mesela enflasyon rakamının sizin söylediğiniz rakam doğruysa 7 katı. Bu nasıl bir şey? Böyle bir şey olabilir mi? Bunun için çözüm ne yapılabilir? Çözüm de bu da ana muhalefet, iktidar kenetlenmek lazım. Değerli
Ali Bey'in bu bir önceki programda da tanıştım. Daha önce de zevkle izliyorum. Yani öyle bir şey yaptı ki, yani kusura bakmazsa, yani AK Parti zenginlerin partisi, fakirlere karşı. E peki sizin bu düşünce bu sene mi gerçekleşti? Yoksa AK Parti iktidarından beri aynı fikirdeyseniz nasıl oluyor da millet bu kadar teveccüh gösteriyor? Yine en farklı anket şirketinde bile birinci parti çıkıyor. Yani burada şöyle, evet. Yani sanki zenginden yana ihaleleri zenginlere veriyor. Zenginler işte fakirleri elektriği kesti. Sayın Vekilim, ya böyle bir şey. Elektrik ihalesinin... Hocam bu bir insani bir hayır, durgu. 37 tane ihalenin sadece bir şirkete verilmesi. Ama onları bir incelemek lazım. Sizin gibi bir araştırmacı şöyle, biri o ihalelere Sayın Vekilim, baktınız şunu biliyoruz. Mı? Kaç yani... kişi müracaat etmiş, kaç kişi yeterlilik sağlamış, kaç kişi teknik şartları sağlamış bir yarışmaya girip evet. O yarışmadan hepsini elemişler. Bu şirkete mi vermişler? Eğer gerçekten söylediğiniz, biliyorum. Sayın Vekilim söylediğiniz gibi bir hukuki zemin ve bir eşitlik zemini olsaydı Türkiye'deki 5 şirket dünyada en fazla kamu ihalesi alan 10 şirket arasında yer almazdı. Yani geri kalan ya, diğer şirketlerin hiçbiri mi yetersiz? Yani hiçbiri mi buna olur, vakıf ne değil? Olur, yani, bana itimat edin, inşaat mühendisiyim. Bu konulan şartları sağlayan çok büyük çapta Türkiye'de çok fazla bir yerli milli şirketimiz yok. Ancak onların belli bir konsorsiyumlarıyla bu çoğalabilir. O şartları ama yine de Allah'a şükür öyle bir müteahhite kalacak kadar da bir şeyimiz, portföyümüz fakir değil. Bunlar yarışırlar. Gerekli şartlarmayı sağlayacak. Yani Türkiye'deki ne olur, bana itimat edeceğinizden anladım ama eminim. Şöyle ben şundan kuşku duyuyorum. Türkiye'deki bir şirket hem aynı zamanda elektrik ihalesini alıp hem aynı zamanda Türkiye'nin en büyük metro inşaatlarını hem aynı zamanda köprülerini hem aynı zamanda yollarını. Şimdi bu şirket bir biçimiyle bir ortaklaşma yoksa yani o 5 şirketi de bunun içine katabilirsiniz. Diğer şirketlerin hiçbiri sanki bu vasıflara ya bu ülkede bir sermaye gelişimi vardı. Başka şirketler vardı. Biz bu şirketlerin adlarını çoğunu yeni duyduk. Yani ya, ben mesela daha AK Parti'den önce ben Cengiz İnşaat ismini bilmiyordum. Şöyle ben bir sizi toparlayayım. Yani siz bana çok itimat edin. Yani ben yanıltıcı bilgi vermem. O şartlara sahip olacaklar bir değildir. İki değildir, üç değildir. 30-35 büyük çapta. Sayın Vekilim. Ama burada ne olur bakın. Kamu ihale yasası. Hocam, şimdi şöyle sizin... yapalım. Bir dakika. Ali Haydar Bey ve Mustafa Bey. Size müsaade edeceğim. Bir saniye müsaade edersiniz. Sadece kamu ihale yasası 190 defa değiştirilmiş. Bu ya normal. Tamam, demokratik de bir ülkede. İki dönem meclisteydim. Bizim Vekilim, zamanımıza da denk gelmiştir. Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi hiç dikkatinizi çekti mi? İnşallah size de nasip olur bir görmenizi. 190 defa. Bu her gün yasa çıkarır. Güncellenecek bu. Ya yeni yasalar çıkacak. Hocam, yasalar ihtiyaçlardan Vekilim, doğar. Doğru, ihtiyaçlardan yani doğar. Hangi yasa 190 size... defa değiştirildi? Ya hangi ihtiyaç doğdu? Peki ben şunu buradaki çok mesele üzülüyorum. Gerçekten ya... şu. Kişi yani hukukun ya da işte mevcut şartların, ihale şartlarının o kişiye uygun hale getirilmesidir. Hayır, asla böyle. Ben benim, size benim, açık net benim, bir şey söyleyeyim. Benim yaklaşım mi? Bu. Evet. Muhalefeti de bilen, iktidarı da bilen böyle bir şartlar olsa, o dediğiniz şirkete adres teslimi yapılmış olsa ne eylemler yapılır? Peki çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, Sayıştay Ali Haydar Bey, Mustafa Bey, bir dakika, Mustafa Bey bir bakar mısınız? Sayın Vekilim, bunu Sayıştay söylüyor. Ali Haydar Bey, teşekkür ediyorum. Gülfem Hanım'la devam edin. Tamam, gerçekten. Tamam.